telaş, hepinizi öpeş. Bugün 2 senedir ertelediğimiz planımızı gerçekleştirmeye karar verdik ve kanallardan da anlayacağınız üzere Amsterdam'a geldik. Evet. Burası bizim listemizin her zaman ilk üçünde yer alıyordu ama işte hava bizi engelledi, korona çıktı filan derken bir şekilde kendimizi atamadık buraya ama bu hafta sonu laneti kırdık diyelim. Ve en sıcak hafta sonunda gelmişiz, 35 derece. Çayır çayır yanıyoruz. Şapkalardan da anlayacağınız üzere bugün kendimizi koruyarak gezmeye çalışacağız. Olabildiğince su kenarında efil efil yerlerde takılmaya çalışacağız. Hatta şu an hemen kendimizi şu meşhur yüzen evlerin olduğu merkezdeki Jordan bölgesine atıyoruz. Yüzenevler Mahallesi'nin ismi Amsterdam'da 200 aşkın kanalın olmasından kaynaklanmıyor. Buranın yapısı tabii ki kanalların üzerine kurulu bir şehir. Bu çok uzun zamandır böyle. Ancak 60'larda çok yüksek oranda kiril artışlarıyla karşılaşıyorlar ve alternatif yaşam alanı olarak teknelerde yaşamaya başlıyorlar. İlk önce bu kısmi zamanlı olarak gerçekleştiriliyor ama ondan sonra tam zamanlı yaşama da geçiyorlar. Mesela şu an arkamda bunun çok güzel bir örneğini görüyorsunuz. Burası aslında bildiğiniz ve muhtemelen çocuklu bir ailenin yaşadığı kocaman bir tekne. Dilerseniz kanalda teknenizi sabit bir yere de şey yapabiliyorsunuz. Tabii bunun için sanıyorum gerçekleştirilmesi gereken bürokratik işlemler de var. Ama faal olarak sularda da hareket haline devam edebilirsiniz. Buranın böyle bir güzelliği var. Anne Frank'in evine geldik. Mutlaka siz de duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'dan Amsterdam'a göç etmek zorunda kalan ve 2 yıl boyunca buradaki evde kütüphanelerinin arkasındaki bir bölmede ailesiyle birlikte yaşayan bir kızın hayatı. Müze haline getirmişler evi daha sonra. Anne Frank kurtarılmadan önce toplama kamplarına götürülmüş ve orada da hayatını kaybetmiş. Daha sonra babası onun günlüğünü bulduğu için onu kitap haline getirerek günümüze kadar ulaştırmış. Ve ben çok çok etkilenmiştim kitaptan. Müzeyi tahmin bile edemiyorum. Önünde oldukça büyük bir kuyruk var ama biz bir şansımızı deneyeceğiz girmek için. Çünkü çok çok merak ettiğimiz bir yer. Birlikte gezmeye devam edelim hadi. Amstel nehri üstüne kurulmuş su kanallarından geliyor. Esasen orijinali Amstel Redamme. Yani Amstel'in üzerindeki su kanalı demek. Ama günümüze kadar söyleyişte Amsterdam'a evrilmiş. Şu anda ismini aldığı Dam Meydanı'nda bulunuyoruz. Arkamızda saray demem doğru olur sanıyorum. Dam Sarayı var. Şehrin tam olarak merkezi diyebilirim. Senede en fazla turist gelen yer burası. Dünyada en çok turist alan 5. yer konumunda Dam Meydanı ve Amsterdam. Hemen şu sol tarafta yeni kilise. Esasen buranın ilk kilisesi eski kilise. 12. yüzyıla dayanan bir tarihe sahip ama zamanındaki yaşama ve talebi karşılayamadığı için oluşturulmuş bir kilise. Bu da her ikisi de gotik tarzı sahipler. Bu da 14. yüzyılda kurulmuştu. Evet, 14. yüzyılda inşa edilmiş. Biraz gürültülü olacak. Şu kısımda Dam Meydanı'nın 3. önemli yeri var. Bu da Balmuma heykelinin sergilendiği Madame Tussauds Müzesi. Hala korona etkisini devam ettiriyor ve online bilet alıp önceden rezervasyon yaptırıp gelmeniz lazım. Tamamen seanslı bir şekilde ziyarete açık. Evet, Anne Frank House için de aynı şey geçerliydi. O yüzden evet. Ne yazık ki giremedik. Havucunuzu yalamak istemiyorsanız online check etmeye devam edeceksiniz. Biz ne yazık ki bunu biraz ezber hareket edip yapıyoruz hala. Döndük dolaştık. Amsterdam deyince akla gelen ilk birkaç şeyin gözler önüne serildiği yere geldik. Neredeyiz söyle bakayım. Red Light Street. Gözler önüne serilmekten anlamışsınızdır zaten. Biz o kadar çok gözler önüne sermeyeceğiz tabii yayınlanabilirlik açısından. Zaten yasak yani her yerde işareti var da. Yani Red Light Street'teyiz ve Instagram'da en meşhur olan zaten en çok görülen kanalın üzerindeyiz şu anda. Bir atmosfer değil. Kırmızı ablalarımız var ama onları çok şey yapmıyoruz. Evet, bir de burası eğlencenin de başkentlerinden biri Avrupa'da. Şöyle söyleyeyim, sabahtan beri işte ailevi partiler yapan olsun, teknede parti yapan olsun, bride teamler bilmem neler 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 gördük. İşte onların kalbi burada. Bütün partiye dair merkezlerin, eğlencenin bir doz daha yukarı çıkarılabildiği ürünlerde dair. Anladınız siz. Evet, her yerde. Evet. Zaten kokusundan da buram buram etkileniyorsunuz. Evet, biz kullanmadık ama şu an ben hafif
hafif böyle bir yani 2-3 bir çakmış gibiyim. Bir tatlış bir çakırlık var. Yani sadece burada yürümek yetti. Yok ya. Yani her yerde çünkü. Ya sen gelirken de biliyorduk bunu. O yüzden çok da sıkıntı değil. Bugün benim aslında bir şey daha çok hoşuma gitti. Bunu okumuştum tabii de geldiğimde bu kadar çeşitlilik beklemiyordum. Ya burada her türden insan var. Her şeye saygı var. Dil, din, ırk burada yani en azından güzel ilk ya. Buraya geldiğinizde birinci planda gördüğünüz bir çerçevede yer almıyor. Bu açıkçası çok güzel. Ve burada çok farklı bir trafik düzeni var. Bakın burada kanal trafiği var. Yani caddeye baktığınızda zaten birkaç caddeden birinin ortası kanal. Burası öyle bir yer. Zaten 200 küsur kanallı bir şehir olması da buna çok olanak sağlıyor. İnsanların kanalları var. Evlerinin önünde bisikletleri var. En az bir tane araçları var. Yani stand-up yapan, kano yapan da çok insan var bu kanallarda. O açıdan da çok elverişli. Evlerinin önünde sandal olan bir sürü yer gördük ki ilaveten suda da bir yaşam var. Önceki kısımda da belirttiğimiz üzere. Ya bu çeşitlilik açısından aslında çok güzel bir şey. Ve çok da güzel bir görsel sunuyor açıkçası. Rengarenk bir şehir aslında ya. Bütün bisikletlerin de birçoğunu süslemişler rengarenk. Morlar, pembeler, kırmızılar her yerde çiçekler açıyor. Güzel bir görsel olmuş. Güzel görsel yakalamayı daha fazla devam edebilmek için bizim biraz yemeğimiz pilleri lazım. Doldurmamız, biraz yememiz lazım. O halde birazdan tıkınmada buluşalım. Buraya gelmeden önce ne yiyip ne içelim diye bir araştırdığımızda esasen Amsterdam'a özgü bir lezzet olmadığını gördük. Tatlıların dışında. Evet, o ay kafanın dumanlı olmasıyla tatlı zaten en iyi arkadaş. Malum tatlı burada, o yüzden her köşe başında, her köşe ortasında ve her köşe sonunda her yerde tatlı var. Tatlı Allah tatlı. Ama biz biraz güvenli limanda kalmayı tercih ettik. Sizlere şöyle gösterelim. Meksika restoranı bulup. Bir de şöyle gösterelim. Aslında neler bir. Meksika restoran sever bir arkadaştır kendisi. Quesadilla sever. Evet, İtalyan seçeneğinin olması her zaman benim için avantaj. Aramak zorunda değilim başka bir yemek. Görünce de hemen burayı tercih ederim. Bakın biz bir gömülelim. Oradan önce başlayalım. Evet, o çok açız. Renkler değişti çünkü. Amsterdam'ın Begijnhof kısmındayız. Daha önceki ziyaretim şehirlerde de vardı bu. Burası şehrin eski kısmı. Geçmişi 17. yüzyıla kadar dayanıyor. Burası eski mimarinin de korunduğu kısım. Mimari deyince başta Hollanda, özellikle Amsterdam bize çok güzel olanaklar sunuyor. Zaten dünyada iki tane çok ünlü oldukları şey var. Su yapılarında uzman olan mühendisleri ve mimarları. Dünyanın her yerindeki mega yapılarda mutlaka, özellikle Dubai'de, böyle mega şehirlerde Hollandalı mimarların izlerine rastlayabiliyoruz. Şu anda kanal kısmının her iki tarafına dağıtılmış güzel eski yapıları görüyorsunuz. Özellikle burada biraz kalabalıktan uzaklaşabilmek zor oldu. Ama neyse ki şu an şanslıyız. İnsanlar burayı normal şehrin sokaklarından yürüyerek botlarla, bisikletlerle ya da araçlarıyla gelebiliyorlar. Ulaşım öyle çok şehir merkezinden kopuk değil. Yani şahsen biz bunun için ekstra bir organizasyon yapmadık. Günlük rutinimize dahil ettik diyelim. Evet, 3-5 dakika yürüyerek geldik herhalde merkezden. Ünlü yerlerden nokta atışı yapacak olursak Red Light bölgesine de 10 dakika yürüme mesafesi. Yani öyle çok şehrin kopuk bir yerinde değiliz. Eski yapı ve yeni yapı kanallarla da hibritleşip çok güzel bir dokuda korunmuş burada esasen. Hatta şehrin bir başka simgelerinden birine geçelim şimdi. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz bisikletler Amsterdam'ın her yerinde var. Rengarenk çiçeklerle süslüyorlar. Bunları genelde hikayesine göre şöyle bir durum var. Yaşlı bir amca hasta olan eşi için bu bisikleti süslemeye başlamış. Çünkü eşi unuttuğu için bisikletinin hangisi olduğunu merkezde, amca onu süsleyerek bulmasını kolaylaştırmak istemiş. Daha sonra da bu genel olarak şehrin her yerine yayılmış ki evini de bulabilsin. Yani daha doğrusu eşinin hastalığını kolaylaştırmak amacıyla bir adamın bisiklete süslemeye başlamasıyla başlamış bir hikayesi var. Bildiğimiz kadarıyla diyeyim. Sonra ama şehri güzelleştirmek için her tarafa yayılmış sanıyorum. Evet. Daha doğrusu ülkede olduğumuz için çiçek pazarına da geldik tabii ki. Arkamda bir sürü lalelerden alabileceğiniz tohumlar var. Farklı renk renk. Bunları ister karıştırarak alabiliyorsunuz, ister tek tek alabiliyorsunuz. Alıp ekebilirsiniz de. Burada lalelerin satışı yokmuş ama onu gördük sadece. Arkada da ufak tefek yine hediyelik eşyalar da var. Böyle ufak güzel bir çiçek pazarı.
Şehrin bir diğer önemli noktası olan Rembrandt Meydanı'na geldik. Kendisi şu arkamızda gördüğünüz abimiz. 17. yüzyılda yaşamış. Barok dönem ve altın çağın önemli temsilcilerinden biri. Şehirde oldukça eserleri var. Kendisi Anne Frank ve Vincent van Gogh gibi Amsterdam'ın temsilcilerinden biri. Akla gelen isimlerden biri. Evet. Ve onun adını yaşatmak için heykelini buraya dikip meydana onun ismini vermişler. Meydanın çevresinde de yaşamı aktif tutmak amacıyla çok sosyal mekanlar var. Yine işte kafesi, restoranı, ufak klapları. İnsanlar da meydanda etrafa oturup zaten arkada da görüyorsunuz. Şimdi böyle yeşil alanları da mevcut. Oturup orada tadını çıkarıyorlar mis gibi güneşli havanın. Tam meydanına geldiğinizde de zaten karşınıza bu heykel çıkıyor. Yani kaçırma ıskalama imkanınız yok. Bulması oldukça kolay. Biz de o halde sosyalliğin atmosferine kapılıp bir yerde bir gün sonu dinlencesi yapabiliriz. Evet. Biraz yorulduk. Ama ihtiyaç var sanırım artık. Evet. Merhabalar. Merhaba. Gördüğünüz gibi bu sefer enerjiler çok yüksek değil. Ve başımıza şu gelenler. Yanımızdaki arkadaşın motor kapağı açık. Acaba neden?